Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Sesim nasıl geliyor mu? Sorun var mı? Bir tanesi kardeş söylesin. Sesim. Yok abi, normal geliyor. Normal geliyor, tamam. Şimdi siz Med'den girdiğiniz için bir tanesi yazsın benim söylediğimi. Veya biliyor. Nedir o? Sesiniz ilk önce birkaç dakika sonra belki kesilir. Cep telefonunda yapıyor onu. Sağ üst köşede hoparlör şekli var. Oraya bir tıklayın. Sonra aşağıdan hoparlör şekli geliyor. Ona tıklayınca ses saatlerce artık normal geliyor. Ben dersime başlıyorum. Dersimiz karma. Karma derken tek şey değil. Niçin tek değil? Herkesin meşrebi farklı. Farklı konu istiyorlar. Yani keşke bu konu olsaydı diye. Ben de hepsini içine alsın diye telefonumu da bir kapatayım. Siz de görüntünüzü kapatıyorsunuz. Sesinizi de kapatıyorsunuz. Sormak istediğiniz zaman sesinizi açarsınız. Görüntüyü kapatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vecizelerden okuyorum. Herkesi içine alsın konu diye. Her şey ona şehadet eder. Sözler 285. Tarla kimin ise, mahsulat da onundur. Deniz kimin ise, içindekiler de onundur. Vahdet ise, bir vahidi gösterir. Vahdet ise, bir vahidi gösterir. Yani, denizler, karalar, nebatat, hayvanat, hava alemi vesaire farklı farklı olmakla beraber bir bütünlük içindeler. Bu farklılıklarla beraber kainattaki nizam, bütünlük bir vahidi, bir tek zatı gösteriyor diyor. Şimdi devam ediyorum. Her şey onun hesabına çalışır. İzah istediğiniz olursa beraber mutala ederiz. Abi şu cümleyi şey yapalım diye. Her şey onun hesabına çalışır. Sözler 285. Her şey onun kuvvetiyle döner. Sözler 285. Her şey onun emriyle hareket eder. Her şey. Sözler 285. Tabii bizim yeni girenler vardır mutlaka da, bizim ders şeklimize alışmamış insanlar şaşırıyor. Allah Allah, bu nasıl bir ders ya? Cümle cümle her kitaptan, konu her cümlede konu değişiyor. Aşure dersi işte bu. Bir de okuyayım burayı. Her şey onun kuvvetiyle döner. Hep sözlerden, numara söylemiyorum. Her şey onun emriyle hareket eder. Her şey onun hikmetiyle tanzim olur. Her şey onun keremiyle muavenet eder. Her şey onu gösteriyor. Esbab bir perdedir. İnsan nuru iman ile Allah'ı illiğine çıkar. İman İnsanı Sani Zülcelaline nispet ediyor. Allah Allah. Sani Zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Kabir, saadet ebediyenin kapısıdır. İman hem nurdur hem kuvvettir. Tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Yeni girenler için söylüyorum. Bizim ders şeklimizi biliyorlar.
izah istediğiniz veya şura size olsa hep beraber bir müzakere ortamındayız biz. Canlı yayın o piyasadaki canlı yayına benzemez bizim. Soru sorarsanız ilk önce ben size soru soracağım. Sen ne anladın, ben ne anladık diye. Bir müzakere nevine dönüşecek. Onu da bilin. Tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Sözler 314. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. İman insanı sultan eder. İman aynı zamanda insanı insan eder. Allah Allah. İnsanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. İnsanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Dua ise esbab-ı ubudiyettir. Dua ise Dua ise esası ubudiyettir. Dua bir ubudiyettir. Ubudiyet nedir peki? Ubudiyet ise semerat-ı uhreviyedir. Ne olur biraz vaktinde girseniz. Hadi bakalım. Dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semerat-ı uhreviyedir. Bir de okuyayım abiler. Bak, dua ise esası ubudiyettir. Ubudiyetin ruhudur. Yani dua ubudiyettir. Sözler 317. Ya ubudiyet nedir peki? Ubudiyetin neticesi nedir? Semerat-ı uhreviyedir. Yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Ubudiyet ise halisen livecilla olmalı. Esbaba teşebbüs bir duayı fiilidir. Esbaba teşebbüs bir duayı fiilidir. Evet, nerede kaldık? Esbaba teşebbüs fiili dua. Çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Mabudiyete layık yalnız odur. Cehenneme girmek cezai ameldir. Cennete girmek mahsı fazıldır. Sözler 321. Allah Allah. Cehenneme girmek cezai ameldir. Amelimizin cezasıdır. Cennete girmek fazlı ilahidir. Yani mahsı fazıldır. İnsan cihazat ve alat itibariyle çok zengindir. İnsanın her gördüğü lezzetinde bir elem izi vardır. Hayvan elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Hayvan rahatla yaşar yatar, Halikine şükreder. İnsan ahsen-i takvim suretinde yaratılmıştır. İnsan ahsen-i takvim suretinde yaratılmıştır. Nefis ve şeytanı dinlersen esfel-i safiline düşersin. İman muhabbet ilahiyenin ziyasını tazamun eder. Sözler 328. Bir daha iman muhabbet ilahiyenin ziyasını tazamun eder. Allah Allah. Yani Allah seni onayladığının delilidir. Mesela şöyle bir misalimiz vardı, hatırlarsınız. Sen en çok sevdiğini hiç sevmediğine verir misin böyle? Ama en çok seviyorsun, hiç sevmediğine vermezsin. Allah'ın en çok sevdiği şey kendisini ifade eden imandır. Onu sana vermiş. Demek ki en çok seni seviyor.
İnsaniyet cihetinde abdiyetin içinde bir sultansın. Abdiyetin içinde bir sultansın, cüziyetin içinde bir külsün. Yani küçüksün ama her şey sende cem olmuştur. Kıyamet dünyanın ecelidir. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. Bu dünya tecrübe meydanıdır. Keyfiyet ise kabiliyete tabidir. Yani kabiliyetle istidat arasındaki farkı söyleyeyim. Ağacın çekirdeği istidattır. Ağacın kendisi kabiliyettir. Herkes alim olma istidadındadır. Doktor olma, pilot olma istidadındadır bunlar. Ama herkes doktor olamaz, alim de olamaz, marangoz da olamaz. Ama yazılımı aynı. Keyfiyet, yani dışa vuruş, kabiliyete tabidir. Muhabbet, kainatın nurudur. Allah Allah. Muhabbet, kainatın nurudur. Muhabbet yoksa, insanın içinde adavet varsa, kainatın nefretini alıyor işte. Öyle diyor ya üstad. Kainatın nefretini celbediyorsun diyor. Bununla alakalı bir psikoloji şeyimi söyleyeyim. Hani hep derler, evli dünyada der ya, her şey beni buluyor. Hani böyle duyarız, duyuyoruz. Her şey beni buluyor. Evet doğru. Niye buluyor seni? Çünkü sen istiyorsun. Kainatla barışık olmadığın için, zulmani olduğundan dolayı zulmaniler kara delik gibi olayları çekiyor, olumsuzlukları. Olumlular nurani olduğu için kara delik çekemiyor. Fizikle anlatıyorum muhabbetle adaveti. Kara delik çekiyor. Yani yoğunlaşmışları çekiyor. Nurani ve latif şeyleri çekemiyor. Muhabbet nurdur, ziyadır. Adavet, haset, kin, nefret bunlar zulmettir. Bu sefer kara delik oluyorsun. Kara delik olunca neyi çekeceksin? Kara delik nurani şeyleri çekemiyor. Latif şeyleri çekemiyor. Nurani latif şeyleri çekmiyor, çekemiyor. Adavet olduğu için ki nefret böyle haset de onun kafada o zulmani oluyor. Karanlık oluyor, kara delik gibi. Karanlıkları yoğunlaşmış şeyleri çekiyorsun. Yani kainattaki olumsuzluklar yoğunlaşmış. Kainattaki nurani şeyler, ulvi şeyler nurani olduğu için çekemiyor. Onun için derler ya her şeyi benim buluyor. Evet kardeş, her şey seni ve beni bulacak. Niye? Çünkü sen, yani ben onu çekiyoruz. Mümin diyor kainatla bir uhuveti vardır diyor. Bir kardeşliği vardır. Şeyse diyor ki nefret, adavet, küfür gibi sıfatlar kainatta bir kopukluk vardır, müstakilet. Onun için olumsuzlukları çekiyor. Bak ne diyor Sözler 357? Muhabbet kainatın nurudur. Kara delik çekemiyor işte. Kainatın da bir sebebi vücududur muhabbet. Kemal-i zatında sevilir. Bir insan niye sevilir? Kemal yani bir şey olmasa bile kamil insanlar sevilir. Kur'an binler defa tekrar edilse usandırmıyor. Kur'an sözü az söyler. Niye? Ta uzun olsun. Ne acayip bir şey ya. Kur'an bir hutbe-i ezeliyedir. Kaç tane saf var? Hani cami büyük olunca dışarıya taşıyor ya böyle. Münadi var. Allahu Ekber diyor.
Münadi de caminin dışında Allahu Ekber Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd diyor ya. Şimdi Kur'an bir hutbe, imam tek bir tane var. İmam arkadaşlar bir tanedir. Mekke bir mihrap, Medine bir minber. İmam Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 14 tane münadi var. Yani onun tekbirlerini, tesbihlerini arkaya işittiren. Hani var ya dedim ya, Allahu Ekber imam diyor, aşağısı duymuyor. İlk saf Allahu Ekber diyor. 14 tane saf var. 14 tane asrın imamı. Munadi. Semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Kim diyor? Gazali, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman, İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam. 14 tane munadi var yani. İmam bir. Yoksa camidekilere bizim gibi çakmalar var yani. İmam diyoruz da ne diyeceğiz? İmam, bunu Risale'de geçiyor. Ben şey yapmıyorum, tespit değil. Kainatın imamı ya. 18 bin alemin imamı o. Mekke, mihrab, Medine minber. Hutbede imam hutbesini okuyor. Metin nedir? Metin, Kur'an-ı Azimuşan. Bak ne diyor? Kur'an bir hutbe-i ezeliyedir. Bir tek ayet o surenin hazinesini içine alır. Allah Allah. Şu arkadaşlar, şimdi ben bir şey anlatayım. Her bir harfin tabiatı var. Tabiat şu: elif, lam, mim, hangisi olursa. Ya ateş tabiatlıdır, ya su, ya toprak, ya hava. Böyle düşünün. Bir de her bir harf bir alemin simgesidir. Vav, nun, lam, elif vesaire. Alemin simgesidir. Elhamdülillahi rabbil alemin derken elif, lam böyle geldiği zaman elif müstakil bir manası var. Hem tabiatı hem alemi. Lam harfinin bir tabiatı var, bir de alemi var. Alemi temsil ediyor. Tamam. Eğer elhamdülillahi rabbil alemin dediğimiz zaman elif eliflikten çıkıyor. Lam lamlıktan çıkıyor. Alemin işte bütün o dizilen harfler kendi sıfa belirlenişten sıyrılarak o harflerin bütünsel bir havuzu oluyor. Bütünsel havuzu olunca bütünsel bir güç oluyor. Neyi tazamun ediyor 430 sözler? Her bir ayet, her bir ayet ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. İlim, irade, kudretin de paketi de kelam. Kelam. Kelam-ı ilahi ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. O, ondandır ki bir ayet bütünsel baktığı için taklidi olmuyor. Mesela İşaret icazda geçiyor. Ya bir ayetin bir şeyin taklidini yapamazlar mı? Ona şey kelime söylenemez mi? Söylenebilir ama bir Allah söylettirmemiş. Bir de ikinci bir şeyi ekseriyet ulema demiş ki söylenemez. Niye söylenemez? Çünkü ey sema diyor, örnek veriyor. Ey sema suyunu kes. Ey arz suyunu yut. Ustad da örnek veriyor bunu. Ben de söylerim. Söyleyeyim. Bakayım ayet olacak. Ey arz, yağmur yağdır İstanbul'a şimdi. Oldu mu? Olmadı. Niye yağdıramadım? Kelam benziyor ama içerisinde ilim, irade, kudret yok. Allah söylerken yapıyor, yaparken söylüyor. Kelam aynı kudrettir. Latif nüktelerde geçiyor. Kelam aynı kudrettir. Kudret aynı kelamdır. Allah söylerken yapıyor, yaparken söylüyor. Kelam kudret olduğu için benzetilemez. Olmaz. Bak, İstanbul'dayım, İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. Ey sema, suyunu yağdır. Ha söylüyorum. Ey sema,
suyun yağdır. Yağıyor mu? Allah yardım leyi veya sema akliyi. Ey sema, suyunu kes dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Kelam ilahi böyle bir şey. Bir manası ha bu, bir veçesi. Böylelikle 40 vecesini anlatıyor. 40 veci Cazim Usta. Bir tek ayet böyle ezber olmasın dedim yani. O sürenin hazinesini içine böyle alıyor arkadaşlar. İçine alıyor. Allah var iken hiçbir şey yok idi. Hiç düşündünüz mü? Lam niye böyle? Vav niye böyle? He niye böyle? Mim niye böyle? Yani bu şekli bulan, tövbe bulan diyeyim. Yani ortaya çıkaran Allah. Ha, alemleri tanımlıyor. Yani kolum niye böyle, parmakla, yani bunların anlamı mı yok? İşte bir harf, harf gibi gözükürken bir tabiatı taşıyor. Bir unvanı taşıyor. Simgeyi taşıyor, sembolü taşıyor, alemi taşıyor. İnsanın içsel yapısını tanımlıyor. Neyse, konumuz Kur'an olmadığı için biraz heyecanlıyım böyle. Kur'an hakkında olunca böyle biraz fazla hoşuma geliyor. Onun için ezber olmasın dedik. Kur'an az söyler, ta uzun olsun. Kur'an bir rütbe-i ezeliyedir. Bir tek ayet o sürenin hazinesini açar. Kur'an bir kitab-ı zikirdir. Çok kitapları tazamun eder Kur'an. Kur'an cami bir kitab-ı mukaddestir. Kur'an hem bir kitab-ı duadır. Kur'an hem bir kitab-ı hikmettir. Kur'an hem bir kitab-ı ubudiyettir. Kur'an hem bir kitab-ı emir ve davettir. Kur'an hem bir kitab-ı fikirdir. Onunla alakalı ben bir şey anlatayım. Bugün dershanede, ha dün Dima grubunda söylemiştim. Zaten biliyorsunuz bunları da. Tekrar ediyorum. El tekraru rahsen. Tekrar güzeldir. 180 dahi tekrar etsen. Belefkan 180. Kur'an mesela 40 icazında bahsediyor ustad. 40 icazında. Beni hepsi acayip ediyor da. Beni en çok mest eden, biraz psikolojik noktasında, yapım itibariyle Kur'an'ın duruşu ve ciddiyetidir. Beni hasta ediyor böyle. Yani şu, doktora gitseniz arkadaşlar, doktor der ki, dese ki psikolojik olsun. Mesela karşımda Zekeriya Aydın var, yazısı o. Hüsnü Uysal var. Onlara söylüyorum, diyorum. Doktor size dese ki, kardeşim, tahmin ediyorum ki, herhalde ki, muhtemel ki, olabilir ki, şu hastalığın şu. Olabilir, muhtemel, tahmin ediyorum. Ha, olabilir hastalığına galiba herhalde mümkündür bu ilaç sana fayda verir. Böyle bir teşhis, böyle bir ilacı içer misin? Onun için doktorlar ve hocalar, anne de babalar, hocalar, doktorlar 3 sınıf. Tereddütü ima edecek muhatabı, anne baba çocuğa. Yani galiba herhalde doğru budur oğlum. Galiba öyle zannediyorum. Hayır, doğru budur, yanlış da budur. Kur'an'da hiç tereddüt yok. Bu budur, bu da budur. Bu değildir, bu da değildir. Bu doğrudur, bu yanlıştır. İnsana öyle bir güven veriyor ki, hani dedim ya doktora, tahmin ediyorum ki hastalığım bu, muhtemelen de bu ilacı bu olsa gerek. Lan içer miyim ben onu? Kur'an böyle bir ciddiyeti var ki duruşu, hiç kimseden korkmuyor. Ya bu Yahudileri dinilir mi ya, globalistler bilmem ne şöyle olur. Yani bunu şey yapsak, kırpsak yani, adam ne olur, ya kabilenin reisi ya, biraz böyle dokunmasa buna. Yok ya. Harika gidiyor böyle. Bu budur diyor. Bu da budur. Yani o kadar hoş ki ya. Yani nasıl güven veriyor bana ya. Nasıl insana güven? Yani, peki nasıl yapabilir bir bu nasıl olur bu kadar ciddiyet işin başında? Bu budur diyor. Bu da budur. 18 bin alem nazarında olan ancak bu ciddiyet yapabilir. Kur'an'ın gidişatındaki o ciddiyete bakın ya. Allahu Ekber. Kur'an bir kitab-ı fikirdir.
Kur'an İslamiyet'in ma ve ziyasıdır. İslamiyet'in suyu ve güneşidir. Kur'an insana hem bir kitab-ı şeriattır. Yani şartlarını tanımlayan bir kitaptır. Şeriat, şartlarımızı, gusulumuzu, şeriat şartlarımıza hükmediyor. Şartlarımızı tanımlıyor. Şartlarımıza anlam koyuyor. Şartlarımızın hudutlarını koyuyor. Münasebetini şey yapıyor, ufuk açıyor. Şartlarımızı, fiil ve düşüncelerimizi, kelam ve fiillerimizi kıbleye koyuyor. Şeriat bu. Bana sormuştum. Pazar ilçesinde jandarmada sormuştu. Sen şeriatçı mısın dedi de. Hani 14. Şua'da geçiyor. Komutanım sen şeriatçı değil misin dedi. Ya biz sorarız sen niye? Sen soramazsın. Olur mu ya dedim ya. Beni cehennemle hapis arasında bana soru soramazsın ki. Evet desem hapse koyacaksın. Yok desem cehenneme gireceğim. Sen de şeriatçısın. Söyleyeyim. Gusül gerektiği zaman yıkanmıyor musun? Ben oruç tutmuyor musun? Anamdır, halamdır, bacımdır, eşimdir. Bunları tanımlayan onlardır. Tamam dedi, bunu geçelim. Yani lazım olan şeylerde ben biraz da izah etmeye çalışıyorum. Demek ki Kur'an insana bir kitab-ı şeriattır. Kur'an bir hutbe-i ezeliyedir. Allah Allah. Hutbe-i ezeli. Biraz önce anlattım, 14 tane münadi var. Kur'an Allah'ın fermanıdır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an bir hutbe-i ezeliyedir. Kur'an bir mucize-i bakidir. Dusturu cidalin şeni çarpışmaktır. Bunlar sözler 407. Dusturu cidalin şeni çarpışmaktır. Hakkın şeni ise ittifaktır. Yani çarpışmak neyi gösteriyor? Dustur buysa kapışacaksın. Hakkın şeni nedir? Hak, ittifaktır. Dinin şeni nedir gereği, lazımı? Uvvettir, incizaptır. Allah Allah, ne kadar hoş ya Fesvan. Yani merak etmeyin arkadaşlar, bunu mecul ve dima grubuna veciz olarak attım. Ama isterseniz bu dersten sonra, şu an zaman bulamam. Dima ve mecul bip grubuna bu vecizeleri atarım. Hakkın şeni ittifaktır. Dinin şeni yani lüzumu, iktizası yani ne işimize yarıyor? Uhuvvettir, incizaptır. Kur'an daima gençtir, kuvvetlidir. Hakikaten hepiniz vicdanınıza sorun. Hele Almanya'dan girenler, yurt dışından girenler sorsun kendisine. Ya Kur'an tazedir diyor. Ya şimdi bana 1400 sene önce bir vecize yazacaksınız. Bir makale yazacaksınız. Her sene herkese, her taifeye yeni bir makale gibi olacak. Ya Kur'an her asırda, Kur'an'ın her bir ayetin mutadit manası vardır. Mutadit manası vardır. Her bir mana da küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bak, Kur'an'ın her bir ayetinin mutadit manası var. Her bir ayetin mutadit mana. 286 şualardan söylüyorum. Bak, Kur'an'ın her bir ayetinin mutadit manası vardır. Her bir ayet de küllidir. Her asırda efradı bulunur. Yani her asırda 1400 sene önce bir makale, bir söz. Nasıl her asırda doğru olur ya? Peki filozofların sözleri gene o karakolda oldu. Bu bizim evle alakalı bir şey vardı gene bu pazarda. Neyse sohbete dönüştü. O dosyayı kapattılar. Ya seninle sohbet edelim dedi. Allah razı olsun. Çok ilginç bir şey sordu. Belki size de faydası olur. Bunlarla kalın. Dedi ki seni biliyorum dedi, medyadan duymuşum. Şimdi bu soruyu diyor sorabilirim sana diyor. Ya diyor din değil diyor. Peygamber değiller diyor. Budistler, Brahmanlar, Yahova şahitleri, Nisanlar, İsuzüler. Bunlar
araba markası gibi gözükürken dindirler yani. O Asya'da din. Bunların sözleri diyor mesela Konfüçyüs adalet hakkında öyle cümleleri var ki sanki bunu ancak peygamber söyler dedi ya. Yani ayet gibi, peygamberin sözü gibi her asırda nasıl böyle o da diyor ışık tutuyor, kaliteli söz oluyor. Ne diyorsun sen buna dedi. Dedim ki ne kadar peygamber geldi biliyor musun yeryüzüne? Bilmiyorum dedi. 124 bin peygamber. Sufları bilirsin. Suflar gelmiş. 124 bin peygamber 7 bin sene içine nasıl sokmuş? Mesela eskide muhabere yoktu. Haberleşme yoktu o kadar. Adapazarı'nda bir peygamber gelince İstanbul'da da bir peygamber vardı. Tekirdağ'da da vardı. Niye? Birbirinden haberleri yoktu ki. Cenab-ı Hak o nurdan, ilahi nurdan mahrum etmemek için her ulaşılmayan, kopuk olan toplumlara peygamber göndermiş. Onlara ya yeni bir suhuf veya başka bir bölgede ama insanlar bilmiyor. Mesela Bağdat'a gelen bir suhuf, Adapazarı'ndaki bir peygambere de suhuf olmuş. İşte bu kitaplar, dört kitap, Kur'an'dan sonra hariç üç kitap ve suhuflar geldiği zaman toplumda yayıldı, karşılık buldu. İnsanlar benimsedi, ezberledi vesaire. Peki Adapazarı'nda gelen peygamber 100 sene sonra başka bir suhuf geldi. O suhuf ne oldu? Hükmü kaldı dedi. Hükmü kalktı ama kafadan bilgiler kalktı mı? İşte Konfüçyüs, Brahmenler, Budistler, Yahovalar, şunlar bunlar. İşte hükmü kalkan suhuflardan insanların kitaplarında hafızalarına kalan veciz cümlelerdir. Yani içlerinde semavilik kokuyor. Nübüvvet kokuyor. O suhuflardan, kitaplardan hükmü kalkmış ama. O suhufun, Kur'an, o kitapların hükmü kalkmış ama kafadan kalpten sökebilir misin bunu? Sökemezsin. İşte o cümleler. O kadar hoşuna gitti ki, o kadar be. Demek ki çok merak ediyordu. Çok çok hoşuma gitti dedi de ben de sizinle paylaşmak istedim. Niye böyle oldu? Çünkü Kur'an daima gençtir. Tazedir. Şebabiyeti var, tazeliği var Kur'an'ın. Hatta hükmü kalkan suhufların bile bak o cümleler onlardan gelmiş. Çünkü içerisine bakın o Konfüçyüs olsun diyelim. Ya nübüvvet kokuyor, ya semavilik kokuyor. İnsanın fıtratını tanımlamış. İnsanın hükmü kalkmış ama insanın hafızalarında, kitaplarında kalan kelamlar. Devam ediyorum. Kur'an daima gençtir, kuvvetlidir. Sebep yalnız zahiri bir perdedir. Kelam mütekellime bakıyor. Mesela bu cihette Kur'an'a yetişilemiyor arkadaşlar. Bir tarafı da bu. Şu. Kelama, Kur'an'a niye yetişilemiyor bu? Nereden medet alıyor? Bir, dört kaynakta medet alıyor. Kim demiş? Allah. Kime demiş? Ne makamda demiş, ne maksatta demiş. Bizi söylediği ki siyak siba yok. Böyle yap diyoruz. Böyle yapma. Böyle söyle. Biz nasıl bunu söylüyoruz? Yani kariyemiz kadar, hakimiyetimiz kadar, dünyaya bakış seviyemiz kadar bunu söylüyoruz. Ama Kur'an ise kim söylemiş? Allah söylemiş. İnsan söylemiş. Farka bak. Onun için buradan medet alıyor. Kim demiş? 18 bin alemin sahibi. Alemi şehadete, alemi gaybın lisanı. Kur'an. Alemi şehadette, alemi gaybın lisanı. Alemi gayb ile alemi şehadeti iki menzil gibi görüyor. İki yer, ikisini almış. Şurası alemi şehadet olsa, şu gayb. İkisi beraberken buraya söylüyor. Mesela hadisi şerifi hatırlarsınız. Hadis-i şeriflerde nasıl böyle veciz komprim oluyor her asırda isabet ediyor? Şöyle.
Ben örnek veriyorum ama burada da vereyim. Belki görmeye duymayan var. Arkadaşlar, görüyorsunuz kamerada. Bu kitabı size böyle mi tutsam daha isabetli olur? Şurada insan var, salon dolu, kabul edin. Hepsini soruyorum. Böyle mi koyayım? Herkese cevap olsun. Herkese yani böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Diyorum hepsine. Nasıl koyayım arkadaşlar ben bunu? Böyle böyle. Herkes bir şey der. Şu taraftaki, köşedeki abi şöyle koy diyor. Şuradaki ne der? Abi böyle koy diyor. Olmadı. Hadis-i şerif şöyle bak. Şu kitap nasıl konulacak? Bu kitap ve bütün insanları, Allah Resulü, peygamberler gayba bakarlar. Melekut alemine bakarlar. Bakarlar ki bu kitap ve bu topluma, yani bu şey orada en güzel nasıl olur? Bana diyor ki ileriye götür 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 götür, dön orada, sağa götür sağa götür. Bak öyle yaparsan bu orada gözü iyi gözükmüyor. Çevir 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 çevir. Hah, tamam. Bu kitap orada en güzel gözüküyor. Dolayısıyla bu kitap buraya en güzel duruşu budur. Yani hadis-i şerifler alemi gayba bakarak alemi şehadete hükmediyor. Onun için herkese uygundur. Bazılarına uygun değil. Fıtratı bozuk olanlar uymaz tabii. Mesela yalama yapmış bir yatağa sağlam bir cevata girmez tabii. Bozulmuş. Demek ki asrın alimleri de öyle. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Bediüzzaman Hazretleri bakarlar, yaz kardeşim diyor. Yaz. Yazdın yazdın. Oho, çekip gitti. Yazdın sen. O kuşu diyor, o kutsi kuşu diyor, avlayamadık diyor. Avlayamadık. Niye? Oraya bakarlar. Nerede söylüyor bu manayı? 10 sene İstanbul'da kaldım diyor. Gayrimüslimler, Ermeni ve Yahudi kızları şenlik yaparlarmış o Atakürsün orada. O demek ki Eyüp'te gidip gelirken 10 sene kaldım, bir defa bakmamış. Peki sormuşlar yanındakiler, niye bakmadın diyor ki ilmin izzeti baktırmıyor diyor. Emirdan da böyle geçiyor. Gayrimüteşhir'de şöyle geçiyor, diyor ki yerde işlenen günahların alimi misalden temessüllerini görüyorum, nasıl bakayım diyor. Yani burayı orayla beraber görüyor. Burayı orayla beraber görüyor. Şimdi soruyorum size. Yerle gaybi beraber görsen, Hazreti Ali'nin dediği gibi yakinim ziyadeleşmez, cennet cehennem beraber görüyor. Dünyada ne yapardın yani? Bakabilir miydi karama? Bakamazsın tabii. Abi bakalım. Evet, ben de bakmak istiyorum ama nerede? Okuyorum. Kelam mütekelime bakıyor. Kur'an hakiki hikmeti ders verir. Kur'an kainat kitabının manalarını talim eder. Seyyiatı isteyen nefs-i insanidir. Kader hakiki illetlere bakar. Cüz-i ihtiyari kadere münafi değil. Cüz-i ihtiyari kadere münafi değil. Yani cüz-i ihtiyarla kader çarpışmıyor. Ya ne yapıyor kader? Kader ihtiyarı teyit eder. Kader ilmi ilahinin bir nevidir. Kader yap değildir. Yani ben söylüyorum. İlmi ilahinin bir nevidir. Kader bilmektir. Yap emri değildir. Yapacaktır var. Yani görüp söylemektir. Yoksa böyle yap emri değildir. Onun için kader ilmi ilahinin nevidir. Kader ilim nevindendir. Kader maluma tabidir. Kader ilmi ezelidendir. 467 bunlar. Kainat kudretin Kur'an-ı Kebiri'dir. Allah Allah. Dördü aynıdır arkadaşlar. Şöyle yapayım.
Dördü aynıdır. 18 bin alem, şeceri hilkat, kainat eşittir. Kur'an eşittir. İnsan mahkematta da eşittir. İslamiyet. Büyük kainat, insan ekber. İnsan kainatı suğura. Kur'an da 15. şurada geçiyor. Kur'an için diyor ki Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Allah Allah. Onun için çözemediğin bir şeyi ya insanla Kur'an'ı çözeceksin veya Kur'an'la insanı çözemedin. Kainat da buna eşitti. Yani İslamiyet, Kur'an, insan, kainat. Aynileri olduğundan ya bunda icmal var ya bunda bir tafsil var. Yani ya icmal etmiş ya tafsil etmiş. Mesela ben külliyatı Risale'nde anlamadığım bir şeyi şöyle yapıyorum. Bu nedir? Olmuyor. Şunu soruyorum. Ne değildir bu? Ne değildir yani? Ne değil? Ne hatıra geliyor? Şuna şuna. Ama bu değildir. Bu da değildir. Ha bunun üzerine. Daha da çözemediğim zaman o can alıcı kelimeyi, anahtar kelimenin toplamasını yapıyorum. Mesela toplaması mesela şimdi evameli tekviniyi yapıyorum. 91'de yapmıştım, 92'de yapmıştım Kırıkhan'da. Hayat-ı tekvini, evameli tekvini ama akıl projesine yardımcı bunlar. Dima dersi yapıyoruz ama belki de 50-60 tane dersi kullanıyoruz bir derste. Kafanın haritasını çıkarıyoruz ya biliyorsunuz zaten. Akla gelen ayeti kelimeler var. Ayet. Nedir o? Evameli tekvini. O evameli tekvini bir de bakayım dedim. Ha, emir nedir? Umur nedir? Em nedir? Tekvin nedir? Çalışıyorum. Sonra emri tekvini getiriyorum. İkisini beraber çalışıyorum. Bakıyorum. Ha, evameli tekvini buymuş. Kaynağı bu. Zuhuratı bu. Sureti bu. Kanuniyeti bu. Hakikati bu. Mahiyeti bu. Ondan sonra Risale-i Nur'da o dima. Ha arkadaşlar evamir tekvini bu. Denebilmesi için çalışılıyor. Yani insan da böyledir. İnsanı keşfetmek, Kur'an'ı keşfetmek veya kainatı keşfetmekten de eştir. Eş değerdedir. Birbirine geçişlidir bu dördü. Başka kainat kudretin Kur'an-ı Kebir'idir. Teleccüh bila müreci muhaldır. Üstün olmamaksızın kendi zatlarına bırakılsa bir tanesinin üstün gelmesi muhaldır. Şimdi oldu 46 dakika. Biraz da gideyim 10 dakika. Tövbe dahi meylan-ı şer'i keser. Allah Allah bu çok güzel. Tövbe meylan-ı şer'i keser. Yani insanda şere bir meylan var ya, meyil var. Estağfurullah desen o haramın karşısındayız. Televizyon açıldı. Estağfurullah, estağfurullah. Böyle şey yapsam bile meylan-ı şer'i kesermiş. İstiğfar, tövbe. Sözler 468. İnsan bütün kainatla alakadardır. İnsan nihayetsiz makasıt ve metalibi var. Kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer dahi hayırdır. Adem şerri mahzdır. Nübüvvetteki kurbiyet akrebiyetin inkişafıyladır. Enenin mahiyeti harfiyedir. Enenin vücudu tebaidir. Ya tamam ben gidiyorum da hiçbir Allah'ın kulundan bir şey gelmedi. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Dur bakayım yazılsın ne? Burada istersen keseyim ya. Dur bakayım. En son kim ne yazmış? Bakayım. Demek dua, tevekkül, meylan-ı hayra. Aferin ha. Tamam alakadarsınız yani. Yani orada yaşıyorsunuz gibi geliyor bana. Nefes alıyorsunuz yani ha. Tamam. 46 dakika oldu. İsterseniz burada keseyim de fazla. 46 dakika olsun. Belki başka canlı yayınınız vardır. Evet. Benim de var çünkü. Daha 45 dakika sonra bir canlı yayınım da var. Böyle yarım saat sonra mı 45 dakika? Burada keselim arkadaşlar.
Sonra demeyin 45 şey bir saat yaptın, 45 dakika ders yaptık. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. İnşallah yarın galiba Gafur'undur. Yarın Gafur ders yapacak. Herhalde sürpriz bir şey yapacak. Öyle gibi geliyor bana. Çay mı içiyorsunuz? Ha, o ders bitti mi aşağıdaki? Aşağıdaki ders bitti çaya. Ha, ben de geliyorum. Ben de bunların için çayına geliyorum. Nasıl siz çaya davet etmiyorsunuz? Canlı yayında olanlar. Bak bunlar beni çaya davet ediyor. Burada da müzakere vardı dershanede. Canlı yayının dışında kadro çekirdek kadro buradaydı ve şey yaptılar. Müzakere yaptılar. Çay var mı Alemdar? Peki. Vallahi demlemedik. Ders verdiği kadar oldu ya. Tamam. O zaman demlersin de çoluk çocuğunla böyle demle. Ya bu dersten sonra bir çayınızı da için. Varsa bir de mısırınızı patlatın. Bana da dua edin. Rabbime emanet olun. Cenab-ı Hak çoluk çocuğunuzu muhafaza eylesin. Hizmet imaniye Kur'aniye'den istihdam eylesin. İnsi ve cinni, semavi ve arzı, maddi ve manevi şerlerin şerinden, süfyan ve deccalların şerinden çoluk çocuğumuzu muhafaza-i emin eylesin. Ve ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha. Amin. Selamun aleyküm.